çalışmalarımızda en önemli aşamalardan biri olan anahtar kelime seçimindeyiz. Keyword Planner'la nasıl anahtar kelime önerileri, fikirleri alabileceğimizi, bunların hacimlerini nasıl ölçebileceğimizi, trendlerini gördük. Onun dışında da Google Trendler aracıyla da edinebiliriz. Onun dışında çok kişinin kullanmadığı Google Correlate var. Ve bu Google Correlate'de çok ilginç. Belki birçok arama yapabiliriz. Birçok analiz yapacağız ama aradan belki bir iki tane anahtar kelime çıkartabileceğiz Correlate'den. Çünkü Correlate'in mantığı farklı. Ama oradan çıkan o iki anahtar kelime bizi bambaşka yerlere götürebilir. Bize çok kolay bir şekilde önemli kelimelerde üst sıralarda yer almamızı sağlayabilecek bir yapısı var. Bunu çok kişi kullanmaz. O açıdan da önemlidir. Kullanmak faydalıdır. Onun dışında da iki tane de KeywordTool.io ve Ubersuggest.io sitelerini kullanabiliriz. Ayrıca Google Suggest'la da yine buradan aldığımız sonuçların sağlamasını yapabilir. Onları Keyword Planner'da tekrar bir filtreden geçirebiliriz. Yani bu bütün araçları birlikte kullanabiliriz. Ayrıca işte yine bahsedeceğim anahtar kelime çalışması bir kere yapılmaz. Yeni bir yazı, yeni bir makale, yeni bir ürün, yeni bir kategori, yeni bir sayfa eklediğinizde tekrar o sayfa için, o kelime için, o ürün için bir keyword çalışması yapmanız gerekiyor. Örneğin biz bir kol saati satan bir sitemiz olsun. Kol saati ile ilgili işte burada bu arada YouTube, Bing, Amazon, Apple Store ile ilgili de aramalar yapılabiliyor. Google.com'da Türkçe. Burada değişik diller de seçilebiliyor. Birçok dil var. Aramamızı yapıyoruz ve burada işte bize arama volümünü vermiyor ve ayrıca AdWords ile ilgili verilerini vermiyor. Onun dışında bize öneriler, yani bunları tabii alabiliriz yine kitapta da bahsettiğim üzere bunların üyelikleriyle vesaireyle. Bize kol saati ile ilgili 465 tane benzersiz arama kelimesi bulmuş. Buradan fikirler edinebilir. Dediğim gibi bunları tekrar Keyword Planner'da değerlendirebiliriz. Aynı şekilde sağlaması yapılabilir vesaire. Kol saati modelleri, kol saati bayan, telefon gibi kol saati ile ilgili birçok arama kelimesi veriyor. Bu çok önemli. Çok yani düşünemeyeceğiniz önemli anahtar kelimelerini bizlere verebilir. Bunun dışında mesela bir arama daha yapalım. İkinci el eşya diyelim mesela. Önemli bir özel ülkemizde hacmi yüksek bir alan. Bu ikinci el eşya. İkinci el eşya alanlar, ikinci el eşya Ankara, İzmir, ikinci el eşya satıcı. Mesela bu ikinci el eşya bandırma, ikinci el eşya alım satım sahibinden gibi birçok kelimeyle bize fikirler verebilir ve anahtar kelime seçimini de bu şekilde yapabiliriz. Bundan sonraki de Abur Sabistir. Mesela ben burada 29 Ekim işte belirtmiştim bir anahtar kelime. Mesela burada da öyle bir arama yapalım. Biz 29 Ekim'le ilgili bir yazı yazacağız, makale yazacağız, bir paylaşım yapacağız, şiir yazacağız, neyse. İşte web'de ve Türk İş Türkiye'yi seçiyoruz. 29 Ekim diye aratıyoruz. Evet. Ve burada en çok arananları hemen veriyor. 29 Ekim, 29 Ekim şiirleri, tatili 2016, 29 Ekim tatili, 29 Ekim 2016, 29 Ekim ortaokul gibi gidiyor. Altında 29 Ekim'den sonra yani bizim yazdığımız kelimeden sonra A ile başlayanlar en çok. A101, Atatürk sözleri, akrostiş vesaire. Sonra 29 Ekim bayramı, bayramı böyle gidiyor. Muazzam bir yapısı var. Bir de birçok fikir verebiliyor. O açıdan Abur Sabistir'i kullanmanızı tavsiye ederim. Kullanımı da son derece basit. Ve Google Trendler. Google Trendler de Google'daki aramalardaki trendleri gösteriyor. Mesela şu anda trend olan hikayeler diyor. Yani şu anda trend olan aramalar ve aramaların sonuçları. Mesela 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Çünkü Cumhuriyet Bayramı yakın şu anda. 28 Ekim'deyiz ve bunları veriyor. Biz buraya başka bir şey yazalım. Mesela az önceki gibi kol saati yazalım. İşte sektör mü diyor kol saati. Evet sektör diyoruz. Aramayı da atladım. Yani zamanı vesaire diğer farklı alanlarda arama yapmayayım diyor bize açıkçası. Dünya genelinde demiştik. Biz bunu Türkiye'de de sadece yapabiliriz. Türkiye yapalım. Son 5 yıl tüm kategoriler Google web aramaları.
Burada zaman içinde yükselişini gösteriyor. Az bir yükseliş var. Bazen düşmüş, bazen bayağı düşmüş. Yine yükselmiş gibi bir grafiği var. Bölgelere bakıldığında aramalarda Gümüşhane, Ardahan, Kilis öne çıkıyor. Ve son dönemlerde büyük çıkış gösterenlere ilgili sorgulara bakıyor. İşte Coco Watch, Huawei Watch. Burada bir akıllı saat yükselişi var. Onu görüyoruz. İşte bazı siteler çıkabiliyor. İşte yine akıllı saat dediğim gibi. Kol saatinde bir bayağı bir akıllı saat trendinin yükseldiğini buradan da bir yorum da yapabiliriz. Ayrıca bu kelimeler üstünden de gidebiliriz. Artış gösterenler, en alakalılara bakarsak da burada kol saati, watch saat, kol saati erkek, bayan kol saati gibi sonuçlara ulaşabiliriz. Trendler de son derece kullanışlıdır. Kullanmanızı tavsiye ederim. Onun dışında Correlate. Correlate'de Google Trends Correlate'den ulaşabilirsiniz. Burada ben daha önceden yazmıştım parfüm diye. Zaten kitabımızda da var. Burada bize çok mesela parfümle ilgili çok farklı sonuçlar verebiliyor. Yani burada arama kelimemizi yazıp buradan sonuçlar bekleyebiliriz. Bakın mesela buradan sadece iki tanesi işimize yarar. Ama bunlar cidden bizim işimize parfüm erkek fazla değil. Parfüm yorumları yazacağımız makalelerde, sistemimize ekleyeceğimiz içeriklerde son derece önemli ve yani birçok yerde buna çalışma yapılmaz. Çünkü bu veriyi birçok yerde bulamazsınız. Ondan Correlate önemlidir. Google Correlate'i de kullanabilirsiniz. Örneğin kol saati yazıp burada dediğim. Bir şey de çıkmayabilir. Dediğim gibi sonuçları son derece farklıdır. Ve mesela kol saati yapımı demiş mesela. Kol saati polo erkeği, kol saati kapıda ödeme, kol saati erkek düzen, kol saati sevgiliye, sevgiliye, kol saati satın, satış, sipariş gibi buradan kelimeler yani çıkarabileceğimizi görüyoruz. Buradan da yani burada bir yorum yapmak mantıklı. Mesela polo erkek kol saati güzel bir kelime olabilir yani. Bunu bize Koralay'dan ilgili bir kelimeden alabiliyoruz. Antar kelime çalışmasında seçiminde bu son derece önemlidir. Ve az sonra da anahtar kelime de yerleşime geçeceğiz.